Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Nezih. Ben İpek. Bugün uzun zamandır üzerine düşündüğümüz ve ancak kısmet olan bir içerikle karşınızdayız. Oynarken çok bizi güldüren, böyle gülmekten artık böyle fenalık bize getiren parti oyunları. Bunlar hani kutu oyun camiasında parti oyun diye geçiyor. Minimum 4 ama 6 kişi, 10 kişi oynanan, basit, daha çok sosyal yönünü gösteren kutu oyunları diyebiliriz. O zaman listemizi saymaya başlayalım. Evet, çünkü bu top 10 yaptık bundan. Yani 1000 tane kutu oyunu oynadık. Tabii bunların çoğu parti oyunu değil. O kadar parti oyunu yok zaten. 10 tanesi yani bunlar ömürlük. Hep oynarız bunları. Evet. Şimdi 10 numara hep oynarız derken 10 numarada bir hata yaptım. Hep oynarım. 10 numara hariç. 10 numara bir seferlik bir deneyim sunuyor sizlere. Filmiyle de çok ünlü olan, ismi Jumanji. Biliyorsunuz ki 4 kişi bir olması lazım. 3 kişi falan olmaz. 4.'yü arıyorlardı filmde yani. 4 kişi oturacaksınız. Bir deneyim oyunu. Mutlaka bir kere deneyimlemeniz gereken bir oyun. Bir kere. Evet, yani bir kere yeter. Güzel, böyle eğlenceli görevlerin çıktığı, evin altını üstüne getirebileceğiniz, hani filmdeki gibi gerçekten tatlı bir deneyim oyunu. Evet ve tabii parti oyunlarında olmazsa olmazı, bundan da bahsedelim hemen. Doğru grupla oynamanız lazım. Yani evet, eğer çok stratejik, şimdi ne yapacağım, ben bu hamleyi yaptım, oyun sonu kazanacak mıyım, değil. Cıvıyacaksın, eğleneceksin. Yani Jumanji öyle bir oyun. Evet. Güzel yani, biz oynarken ben de şaşırmıştım çünkü yani biz o kadar oyun eğleneceğimizi tahmin etmemiştik ama evet, güzel hakikaten görevler çıktı. Her görev o kadar eğlenceli değil bu arada. Daha sıkıcı görevler de var. Evet. Böyle daha okumalı. İyi denk geldi. Hani de bir daha oynamam. Çünkü bir daha oynayınca ilk oynadığım kadar kesinlikle öyle bir keyif almayacağım. O yüzden böyle güzel bir anı olarak kalsın bende o oynayış. Hatta o da kanalda var. Evet, aynen. Ne kadar eğlendiğimizi oradan da görebilirsiniz. Ben yerlerde falan sürüklenmiştim. Evet, yani hangi oyunda yerde sürülüyorsun yani? Evet, ya gerçekten. Evet, o zaman 9 numaraya geçelim. Evet, 9 numaramız da yine çocuklarla da eğlenceli olabilecek komik bir kutu oyunu. Yine koleksiyonumuzda artık olmayan bir oyun çünkü onu da oynadık. Yani hiç düşünmenize gerek yok. Öğrenmesi bir saniye. Zar atıyorsun, tuşlara basıyorsun. Ortadan bir oyun adı Flashing Frenzy. Bok fırlıyor. Türkçe'ye çevirmemişler herhalde ya. Türkçe'de de mesela Flashing Frenzy diye satın alabiliyorsun. Türkiye'den satın alınabiliyor. Evet, evet. Direkt İngilizce klozet var. Zar çıkıyor klozetten. O zar sayısına göre böyle klozeti pompalıyorsun. Belli bir pompa sayısı var, mekanizma. Oradan random bir şekilde işte 9 pompada bok fırlıyor. İşte bazen daha hızlı fırlıyor. Bazen işte 6'da fırlıyor falan. Amaç yakalamak. Havada boku tutuyorsun ama yani neden şeyden çıkıyor yani, o klozet tankından çıkıyor ama artık o değişik bir sistem. Çok, evet, öyle bir klozete ben hiç oturmadım daha önce. Evet, havada yakalayan daha çok puan alıyor. Yere sekip de evet, yere değerse ne tutacağım de yakalarsan bir tık az puan alıyordum galiba. Evet, 2-1-1 diye hatırlıyorum. O da yani yine komik bir, eğlenceli bir parti oyunu. Yani hani kim tutacak? Herkes işte sana daha yakın olmasın, ortaya koymaya çalışılıyor falan. Herkes hazır böyle yani. Evet. Boku yakalamak için an hazırda bekliyor. Bokun dokusu falan da çok güzeldi. Plastik. Evet, gülen yüz yani vardı. Evet, gülen bok. Tatlı yani, hani böyle bok deyince şey yapmayın. Evet. Ne kadar ne diye bok demek. Kaka. Ama aa, evet, şeyde kaka bir ve İspanyol zaten kaka diyorlar onlar. Evet. İngilizcesinde de poo diyorlar. Biz de ne diyeceğiz? Bir tatlı, neyse kaka tamam dersin. Geçelim 8 numaraya. Neyse adamlar çevirmemiş zaten İngilizce olarak koymuşlar. Evet. Ne diyeceğiz? Demeyeceksin işte oyunu. Sifon felaketi oyunun adı da evet, şey. Aynen. Bu da böyle tatlış bir oyun. 8'e geçelim artık. Evet. Artık biraz daha hala ciddileşiyoruz. Koleksiyonda duran oyunlara geçiyoruz. Yani bu ikisi böyle çok cıvık. Evet. Deneyim oyunu. Evet. Biraz daha 8 evladiyelik bizim için. Evet. 8 güzel bir oyun. 8'i kanalda oynama fırsatımız olmadı ama ben oturdum onu inceledim. Güzel güzel de anlattığımı düşünüyorum. Evet. Anlatım şeyden videosu var kanalda. Oyunumuzun adı Sheriff of Nottingham. Evet. Sheriff of Nottingham gayet güzel bir blöf oyunu. Hı hı. Bence 5 kişi oynanması gerekiyor. Yani 4 de oluyor ama 5 olursa çok güzel olur. Ve tabii ki yine de doğru grupla oynanması
Evet. Şartıyla yani. Sheriff of Nottingham. Konu bir şerif var. Bir şerif var. Ya o zaman Nottingham'da eskiden yani o temayla da oynayabilirsiniz. İşte şey elma, armut böyle işte kraldan gizli gizli işte geçiriyorlar. Elma, armut, legal ürünler şey, var. Legal bir ürünler bir de illegal şeyler. Ürünler evet. Var. Biz kılıç onu falan var. Günümüze uyarladık. Daha çok hani gümrük memuru gibi yani. Bir kişi gümrük memuru oluyor. Diğerleri böyle yasal olmayan şeyler geçiriyor. Sen işte böyle poşete şeyi koyuyorsun. Biraz legal ürünler koyuyorsun. Biraz da illegal ürünler koyuyorsun. Geçiriyorsun. Gümrük memuru bunu açacak mı, açmayacak mı? Açmazsa geçiyor. Ama açarsa mallara el koyabiliyor. Evet. Ama mallar yasalsa el koyamıyor. Çünkü yasal. Evet. Yani bir hatanızı yakalayamazsa bu sefer size iyi olmuş oluyor. Evet. Ama kötü olmuş. Ya oyunun amacı da en fazla parayı kazanmak. Her tur bir kişi böyle memur oluyor. Herkes bir kere olunca oyun bitiyor. Yani çok güzel bir oyun. Memur da şerif oluyor. Şerif. Şerif oluyor. Abi mesela yani o oyun Türkiye'de çıksa adı da gümrük memuru olsa muhteşem satar demeyeceğim de ben oynarım. E tam öyle oynuyoruz. Zaten öyle oynuyoruz. Evet. Zaten öyle. Ya siz de öyle oynuyorsunuz. Aynen. O da güzel bir blöf oyunu. Evet. Ve rüşvet falan da var. Hani benim şeyini açma bak sana şunu veririm falan evet. Gibi. Ya oyunda her şey o var ya. Blöf var, rüşvet var, konuşma, ikna etme. Evet. İkna kabiliyetinizin de olması lazım. Şu an bir oynayasın gelmedi değil yani. Evet. Ama eğlenceli bir doğru oyun. Doğru grupla. Evet. Aynen. Evet, o zaman 7 numaraya geçiyor muyuz? Evet, 7 numaraya geçelim. Bunu sen çok seviyorsun gene. Şimdi 7 numara, ben direkt adını söyleyeyim. Good Critters diye bunu satın alabilirsiniz. Şu an var. Evet. Ama bizde şu an baskısı kalmayan çok eski versiyonu da var. Tife Taş'ın evet. İlk versiyonu. Biz o tema ile oynuyoruz. O temadan anlatayım ben. Çünkü diğerine çok saçma geliyor. Ben hakim değilim Good Critters temasına. Good Critters hayvanlar var onda. Good Critters'da... Hep herkes birer hayvan. İşte öküz var, sincap var, bir şeyler. İşte siz çetesiniz, bir banka soymuşsunuz. O bankadaki loot'u, topladığınız parayı paylaşıyorsunuz. Aranızda işte kavga çıkıyor falan filan. Ama bir önceki temada, versiyonunda. Orijinal temada herkes... Bunu da çekiniyorum biraz da söyleyeyim. Yok yani tabii ki böyle bir şeyler yok. Başkan var. Böyle şeyler asla yok yani dünyada. Bir başkan oluyor. Meclisteyiz. İşte 6 kişi var. Biz bu oyunu 7 kişi oynamıştık. Hı hı. 7 kişi de 4 kişimiz erkekti. 3 kişi kadındı. Neden bunu anlatıyorum? Herkes sırayla başkan oluyor. Oldu. Başkan hazinenin başına geçiyor. Hazine bakanı. Hı hı. Hazineden işte kişi sayısı kadar ortaya kart açıyoruz. Bu kartların hepsi para. İşte 100 bin var, 50 bin var, 20 bin var. Sonra ben başkan olarak kalan 6 kişiye, 7 kişi üzerinden anlatıyorum oyunu. Parayları dağıtıyorum. Kendine dahil. Kendime de alabilirsin. Ha, kendime de alabilirim. İsterseniz hepsini kendine alabilirsin falan. Öyle şeyler de yapabilirsin. Ama oyun sonucu da dağıtımı yaptıktan sonra herkes oy veriyor. Sen bu yönetimden memnun musun? Evet, hayır kartları var elimizde. Eşitlik de geçiyor. Onun kuralını tam hatırlamıyorum. Yani çoğunluk olması lazım. Hı-hı. Evet, eğer herkes yönetimden memnunsa bir sonraki tur sen yine başkansın, yine kartları dağıtıyorsun. Öyle öyle. Bu oyunun amacı da en fazla paraya sahip olmak. Hı hı. Birbirine işte şantaj yapabiliyorsun. Bak senin işte elinde kasetin var. Bak yayarım falan diyorsun. Hı. O da tamam o zaman ben sana işte evet daha vereceğim falan diyor. Oyları böyle manipüle edebiliyorsun falan. Çok güzel bir parti oyunu. Gerçekten çok eğlendik. Hatta biz son oynadığımızda da işte o dört erkek üç kadın. Önce kadınlarda böyle geçti yönetim. Sıra bana geldi. Dedim ki erkekler çoğunluğuz. Hemen ayrıştırdı hemen. Ayrıştırdım hemen. Kadınlara hiç para vermedim. Kendime biraz verdim. Erkeklere daha çok verdim. Sonra böyle bir iki sene yönetimde birkaç kaldım. Birkaç tur sonra düşürdük ama. Ama evet. o iki turda iyi topladınız aranızda. Evet aranızda. Ama işte aramızdaki erkeklerden biri sattı. Ona evet onu biz yanımıza çektik. Evet, parayla satın aldılar. Dedim bak satma dedim yok. Hatta sonra yönetimden düştüm tabii ama iki sene ağlattım yani. O oyunu da kazanamadım ama.
Evet mesela o kadar milleti birbirine soktun ve kazanamadın. Evet. Kim kazanmıştı? Mehmet kazanmıştı değil mi? O satan. Evet, satan kazandı. Evet, satan. İyi rüşvetle satmış. Evet, para neredeyse ben oradayım dedi oyun boyunca. Ben para verdim, benim yanımda. Kadın tarafı para veriyor kadınlar. Evet, tabii siz bu oyunu böyle oynamayın yani. Bütün rüşvetleri evet, bu kötü evet. Bir örnekti. Oyun arkadaşlar bu. Evet ama eğlenceli bir oyun. Gerçek hayatta böyle şeyler yok yani. Tamam, bunu söylemiştik. Ben yine söyleyeyim. Evet. 6 numara. 6 numaramız. 6 numaramızı ben çok seviyorum. Spyfall çok tatlı bir casus oyunu ama hani kalabalık oynandıkça güzel oluyor. Ekipçe hepimiz bir mekandayız. Herkese bir kart dağıtılıyor. Kartı alıyorsun. İki seçenek var. Ya bir mekanda olduğunu görüyorsun ya da casus olduğunu görüyorsun. 8 kişi oynuyorsak örneğin 7 kişi bir mekanda olduğunu görüyor. Bir tane casus. Casus kendini belli etmeden hangi mekanda olduklarını insanların anlamaya çalışıyor. Diğer insanlar da aramızda kim nerede olduğumuzu bilmiyor. Sorular sorarak bunu bulmaya çalışıyor. Sorular sorma esnası da çok eğlenceli bence. Çünkü doğru soruyu sorabilmek lazım. Hani biraz casusa çok bilgi vermeyelim, çaktırmayalım. Bir yandan da nerede olduğumuzu da birbirimize kendi aramızda anlaşalım gibi. Çok, evet, çok değişik çok ve güzel oyun. Bir oyun olmuş yani, bence. Evet. Güzel oyun ya. Yani casus olarak oynaması ayrı keyifli. Bunlar nerede? Çaktırmamaya evet. Çalışıyorsun. Bulmaya çalışıyorsun. Neredeyiz yani, acaba? Sıra sana geliyor. Sen casussun diyelim. İşte birine sormuş daha önceden. İşte bu mekana mesela işte... Girmek ücretli mi? Ücretli mi diyor. Sen önünde bir liste var. 30 tane lokasyon var. Eğer casussan onlara böyle bir bakıyorsun, düşünüyorsun. Lan nerelere böyle eliyorsun. Hı hı. Sonra sıra sana geliyor. Sen lokasyonun nerede olduğunu bilmiyorsun. O yüzden biraz daha böyle genel çok çaktırmadan genel sorular ve bir şeyler. Hı hı. İşte halka açık mı? Gece 12'den sonra gidilebilir mi? Falan diye böyle bir sürü de 30 tane lokasyon var. Hatta ben bu oyunu çok sevdim. Biraz bir tık daha geliştirip daha böyle ülkemize uygun hale getirdim. Çünkü Spyfall orijinal hali Rus yapımı bir oyun. Yani Rusya'da çıkmış bir oyun. Oradaki lokasyonlar daha çok çok genel. Banka, müze. Yani ben onu aldım. İşte saray yaptım. Hamam var, cami var, mezarlık var. Benim yaptığım versiyonla. Bici'de ücretsiz indirebilirsiniz onu da. Aa, doğru. Öyle de oynayabilirsiniz. Çünkü baskısı yoksa ne yapacaksın? Evet. Doğru. Bu deneyimden mahrum kalmayın. Evet. Mükemmel bir oyun. Güzel bir oyun. Ve çok kalabalıkta oynanabiliyor galiba. Kanalda da var. Evet, var değil mi? Evet, aynen. Var. Ve biz kanalda 9 var. Kişi falan oynamıştık galiba. Evet. 8 tadına vardık. Yani bayağı iyiydi. Güzeldi. Güzel oyun. Şu anda bir 10 kişi toplansak oynamak isterim yani. Evet. Aynen. Oyunun setup'ı biraz uzun sürüyor. Kartları yani ona göre ayarlamak her lazım. Bir lokasyonun İşte bir sürü kart oluyor. En lokasyonun en üstünde işte kimse görünmüyor. İşte 5 tur oynanıyor oyun. Herkese dağıtırken böyle kaç tane lokasyon varsa o kadar çok poşet var. Hı hı. Onun işte kişi sayısına göre ayarlanması gerekiyor biraz. O ama onun süre. Yöntemini bulmuşlar biliyor musun? Yani o aslında öyle bir ameliyeye gerek yok. Tek tek ayırmana gerek yok. En üste spy'ı koyuyorsun. Altındakilerin hepsi lokasyon. Kaç kişi ise üstten alıyorsun poşete. Yine çok poşet. Detay. Var yani. Çok detay. Yine o zaman şey de var. Ama... App'i de var. Spyfall.app giriyorsun. Ameliyenin önünü geçmişler. Ha, var, o da var yani. Iyiymiş. Evet. Spyfall'ın app'i var. Ama oradaki lokasyonlar tabii o adamlar ne koyduysa var. İngilizce bir de. Ha, İngilizce. Evet. Normalde zaten dil bağımsız bir oyun. Hı-hı. O zaman 5 numaraya geçelim. 5 numaramız biraz ikili bir oyun. Aslında... Evet. Bu iki oyun birbirine çok benzer ve yine blöf temalı olduğu için bu ikisi beşinciliği paylaşıyor diyelim. Evet. Birincisi? Birincisi benim favorim. Spyfall. Aman. Spyfall da çıkamadı. Spyfall... O kadar çok seviyorum. Aynı başlangıç. Spicy. Spicy. Ben evet. Çok seviyorum. Öncelikle kartların tatlış çizimleri ve kedili olması da beni şey yapıyor. Ama o oyuna temaya çekiyor. Ama tabii kedili olmasının oyuna hiçbir alakası yok. Oyun aslında tamamen bir blöf oyunu. Tema var ama tema çok önemli değil. Anlatsana. Hadi sen anlat. Kediyiz. Neydi? Temayı bilmiyor bile. Kedi acı, olduğunu biliyor sadece. En fazla acı yeme yarışması yapmışız. Acıya daha fazla katlanan kazanıyor. Evet. Oldu mu? Evet. Evet. Ya tabii oluyor ya da yok. Ama yani çok önemli değil. Önemli olan blöf.
Kapalı olarak kartlarımızı oynuyoruz çünkü. Bir kart koyuyoruz ve o kartın bir şey olduğunu iddia ediyoruz. İşte bu İskambil kağıdındaki karo maça gibi şeyler var, suitler var. Evet, 3 tane. 3 tane. Kırmızı biber, karabiber, wasabi. Diyorum ki ben 5 karabiber oynadım diyorum. 1'den 10'a kadar tabii bunlar sayılı. Evet, yani ve artarak gitmesi lazım ama hep kapalı oynuyoruz ortaya. Eğer kim hani ne kimse karışmazsa sıra senden geçiyor. Elindeki kartı bitirmek amaç çünkü. Ama birisi aniden durup, hani sıra bir sonraki de değil, aniden karşıdan biri atlayıp ben inanmıyorum deyip açabilir kartı. Açarken de şunu söylüyor. Karabiber mi değil yoksa sayıyı mı? Yani karabiberi mi yanlış söyledin yoksa sayıyı mı? Ben 4 karabiber koydum. Sen inanmadın bana. 4 mü değil diyeceksin ya da karabiber değil mi diyeceksin. 2 tane şey challenge şeyim aynen var. Karabiber değil dedin. Açtık, baktık. Karabiber çıktı. Ben hatalıyım. O doğruymuş. Sayısı yanlış bile olsa ben onu challenge ettiğim için kaybetmiş oluyorum. 2 kart çekiyorum. Ömrüme evet devam ediyorum. Bu amaç elindeki şey kartlara bitirmek. Böyle challenge'lar oldukça da ortadan evet kart kazanıyorsun ve puan oluyor. Kanalda bunlarda vardı bu ama çok eskiden çektik. Bayağı yani eski çok ama eski var bir yani sonuçta. Hani fikir vermesi açısından en azından bir bakılabilir. Evet. Çok eğlenceli bir oyun. Blöf olduğu için. Yani küçücük bir kutusu var. Hatta buradan Onurcuğum, sevgiler. ona de hediye almıştık yurt dışında. Evet, böyle çantana attık, getirmiştik. Çünkü ilk defa onlara oynatmıştık. Hemen böyle nereden alabilirim falan böyle Amazon'da geziyordu daha böyle oyun sırasında. Evet. Ama yok Amazon'da. Amazon yok mu? Şu an yok ya. Oyun bitmiş. Şeyde internette yok yani gidip belki almak gerekiyor. Belki o zaman diğerini söyleyelim. Belki onu alırlar. Diğeri, bu bulunmuyormuş ya. Evet. Beşinciliği paylaşan diğer oyunda Cockroach Poker. Pokerle alakası yok ama oyunun isminde poker var. Pokerle alakası tek şey herhalde blöf. Blöf. Şeyi. Yine blöf yapıyoruz. En az 5 kişi olmanız lazım ama. Oyunda bir tek kazanan yok. Oyun bitince bir tek kaybeden var. O yüzden çok güzel bir böyle bar oyunu, işte hesabı kim ödesin gibi tarzında da düşünerek oynanabilir. Evet. Bir elin var. Herkes yine kapalı koyuyor kartlarını. Oyunda 8 tane farklı böcek var. İpek'e uzatıyorum. Diyorum ki bu bir yarasa diyorum. İpek yarasa böcek değil. Yarasa olup olmadığını oyunda var. Var evet. İşte çekirge, bir sürü şey, sivrisinek var. Evet. İpek buna bakacak, inanmayacak. İşte ya evet yarasa diyecek ya da hayır yarasa değil diyecek. Ya da bakıp başka birine evet bu bir yarasa diyecek ya da yok. Nezih yalan başka söylüyor. Bir şey. Bu evet başka bir şey deyip. Bir uzattığın şey kişi de ya yine aynı şeyi yapıyor. Böyle masada dönüyor yani. Herkes mesela ben son kişiyim. İşte iki kişi yarasa dedi. İşte biri hamam böceği dedi. Birisi herkes dedi. Herkes farklı bir şey. O zaman bunu ne diyeceğim falan diye. Böyle güzel akıyor oyun. Bunu da bulamazsanız yine Board Game Geek'te Files kısmına girerseniz ben bunu yeniden temalandırdım. Çünkü şöyle bir şikayet geliyordu oyunla ilgili. İşte ben oyunu çocuklarımla oynayamıyorum. Çocuklar korkuyor. İşte bir tanesi işte benim kız arkadaşım böceklerden çok korkuyor. O yüzden hamam böceği dedikleri için. Böceklerin çizimi tatlı tatlı ki öyle çirkin böcek dedikleri değil. Için çizgi ben gibi bunu uzay temalı yaptım. Hazır çünkü oyunda 8 tane farklı böcek var. 8 tane farklı gezegenimiz olduğu için. Ben bunu uzay temalı yaptım. Ücretsiz yükledim. Bunu indirip bastırıp kendiniz oynayabiliyorsunuz. Vay be. Böyle de hizmet işte. Yani sadece Türkiye değil yurt dışında da ben bu amme hizmetini devam ettiriyorum. Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. Eline sağlık. Oradan indiriyorsunuz. Evet, o zaman 4 numaraya geçelim. Full blöflü 2 oyun ile devam ediyoruz. 4 numaramız Trial by Trolley. Direkt 7 kişi bunda da sweet spot bence. 7 kişi çok eğlenceli olabilen bir oyun. Ne 6 ne 8. 5 ya da 7 diyelim. 5 ya da 7. Tek olunca sayı çok güzel oluyor. Neden? Tek neden? Çünkü bir kişi tren konduktörü. Konduktör deniyor değil mi o kişiye? Hmm. Tren konduktörü oluyor. Diğer kişiler iki gruba ayrılıyor. İki tane ray var böyle. Tren bir tarafın üzerindeki kişileri ezecek. Kartları oynuyoruz karşılıklı. Bir oraya bir buraya herkes kendi tarafına oynuyor. Ve konduktör olan kişi hangi tarafı ezmeye karar
vereceğine karar vermesi lazım. Nasıl diyeyim? Biraz daha. Karar vermesi ya, lazım. Şöyle kim ezecek onu seçecek. Çok yani. Meşhur bir işte ahlaki ikilem vardır. Hani sen tren rayının başındasın. Bir tarafta bir tane kişi var. Bir tarafta dört tane kişi var. O seçenek sende. Hangi tarafı öldürürsün gibi bir ikilem var. Bu ikilemin çok oyun komik ve cıvık olduğunu düşünün. Mesela bir tarafta işte Putin var. Diğer tarafta bir sürü yavru köpek var. Ama Putin mesela kansere çare bulmuş. İşte diğer tarafta işte hatta şey de var. İşte senin annen var falan. Böyle bu sert şeyler de var. İşte gruplar bütün yakın arkadaşları treni diyor, şey yapıyor, ikna ediyor. Oyunda ölmemeye çalışıyorsun sen diğer tarafta olduğun için. Evet. İşte öyle puanlamaya çok, çok eğlenceli bir şey oyunu, parti oyunu. Ya yani yeni gruplarla oynayınca da şey oluyor. Hani biraz daha tanımış da oluyorsun. Evet. Hani yani. Mesela bir şeyde İpek'in eski erkek arkadaşı vardı. Onu öldürmedi bak. Hiç unutmadım. Hayır, onun yanında hayvanatlar vardı. O yüzden onu seçtim. Sanki sadece onun içinmiş gibi anlatıyorsun. Tanıyorsunuz. Tanımadıklarınızı da tanıyorsunuz. Onun yanında bütün kediler, köpekler, bir sürü evet, şey var. Yani. Dünya üzerindeki tüm kediler mi? Bir şey yazıyordu. Evet. Ya işte öyle de bir sıkıntı var. Mesela İpek'i tanıyorsun. Kedi kartı geldiğinde kediyi koyuyorsun. Kediyi öldürmez diyorsun yani. Bana geliyor mesela şey, Onur'la oynamıştık, şey koymuştu işte. Onu koydum ben. Evet. Rayda şeylerin var. Tamam. Peki. Öyle yazmışlar kartlara yani. Bunları biz uydurmuyoruz. Evet. Bu böyle şöyle bir deste geliyor. Çok fazla kart var. O yüzden böyle defalarca evet, da oynanabilir. Tam böyle lay lay lo, çok puana bakmayalım. Evet, sohbet, muhabbet, eğlence yapalım oyunda. Evet, lay lay lo. Güzel. Evet. Evet. 3 numara artık. Top 3. Evet. 3 numarada İpek Hanım'ın kanalda anlatamadığı tek video. Evet. Anlattık anlattık diye videolar var ya. Bunu evet, da anlatamadık yazıyor. Çünkü gerçekten anlatamadım. Evet. Şimdi bu sefer anlat hadi. Anlatayım. Ay. Çok oldu. Ya anlatamazsam yine korkuyorum. Bir de sen dene. Anlat hadi. Sen dene. Bir de sen dene. Denesene. Şimdi oyunumuzun adı oyunumuz adı Where Words. Bir kelime oyunu. Yine oyun klasik. Bir kişi diğerlerinin bildiği şeyi bilmiyor. Bu kişi de bu oyunda sen köyün muhtarısın. Vampir köylünün kelimeli versiyonu gibi düşün. Sen muhtarsın ama dilin tutulmuş. İşte ipucu var. Olunca dili açılacak. Evet. Bir kişi gizli kelimelere bakıyor. İşte şeyler. Kim bakıyor gizli muhtar, kelimeye? Muhtar, anlatıcı. Muhtar bakıyor, köylülere bildirmeye çalışıyor. Ama kurtlar da kelimeyi biliyor. Kurtlar da şey yapıyor, yanlış yanıltmaya şeyler soruyor. Yanıltmaya çalışıyor. Muhtarın dili tutulu olduğu için herkes eş zamanlı böyle bir süre içerisinde soruyor. Cevabı da evet hayır olması lazım. İşte bu bir obje mi? Bu işte asgari ücretle alınabilir bir şey mi? Bu işte dünyada var mı? Bu odada var mı? Böyle seri böyle soruyorlar. Ama evet, bu soruların cevapları... Belki cevaplar evet, küçük bunlar. Küçük tokenler var, pullar. Evet, hayır. Böyle kim önüne, kim ne diyorsa onun cevabını. Onu böyle soruyor. Ama çok da soru sormamanız lazım. Çünkü o cevaplar sınırlı. Tokenler sınırlı. Güzel oyun. Dil bağımsız oyun. Şöyle dil bağımsız oyun. Bu bir tane app yapmışlar. App içerisinde bir sürü kelime listeleri var. Ben bir kelime listesi oluşturdum. Türkçe. Telefona, aplikasyona indiriyorsunuz. Telefon size oynatıyor zaten. Basıyorsun play'e. Gözünü kapat diyor, aç diyor. Şimdi kahin görsün kelimeyi, köylüler uyusun diyor. Her şeyi yönetiyor yani. Evet, bu süre başlasın İngilizce diyor. Ama bak son gelen, bir dakika kaldı diyor falan. Evet, ama gelen kelimeler Türkçe olacak. Bu arada 5 kelime çıkıyor. Büyük bir kelime listesi yüklediniz ya oraya. 5 kelimeden birini seçiyor anlatıcı. O kelime üzerinden oynanıyor. Bayağı akıcı, güzel, tatlış bir vampir oyun. Köylüye yeni bir soluk getirmişler. Hani bence hem kelime oyunu hem ben de böyle vampir köylü falan. Mesela bu varken. Ben vampir köylü oyunu. Artık zaten o geç artık. Ya artık. Evet işte. Yeter ya. Evet. Sinirleri devam ediyor. Evet. Bu 3 numaramızdı. 2 numara. 2 numaramızda da yine çok eğlenerek oynadığımız bir oyun. Gizli kimlik oyunu. Yine gizli kimlik oyunu. İsmi A Fake Artist Goes to New York. New York'a gitmiş fake artist. Böyle küçücük bir kutu.
Aslında oyuna bile ihtiyacınız olmadan oynayabileceğiniz bir. Evet. Oyunun hani mantığını biliyorsanız oyunu gerçekten satın almanıza gerek kalmayan bir Japon oyunu. Japon adamlar düşünmüş bunu. Evet, çok güzel düşünmüş. Yine bir kişi diğerlerinin bileceği bilmiyor. Yine aynı mekan. Yine Spyfall gibi. Ama bu sefer artistiz çiziyoruz. Evet, çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Boş bir kağıt var. Önce herkese mesela 8 kişiyiz diyelim. Bende de oyun yok diyelim. 8 küçük kağıt. 8 küçük sesin. Kağıda, aynı kağıda 7'sine bir kelime yazıyoruz. Birine yazmıyoruz. İpek yazdık, birine yazmıyoruz. Karıyoruz, dağıtıyoruz bunları. Boş bir kağıt geliyor. Oyunun orijinalinde böyle küçük. Biz onu böyle büyük A4'de geniş geniş çiziyoruz. Evet. Herkes farklı bir renk kalem veriyor. Bir çizik atıyor. Böyle ama elini kaldırmadan böyle vırt bir şey çiziyorsun. Uzun uzun da çizebilirsin bir çizik atıyor derken. Elini kaldırmaman. Elini kaldırmaman. İstersen oraya sanat eseri çiz. Elini kaldırdığın anda kaçtı. Ha, evet, onu da çok kullanıyor. Yanlış kelime kaldırdım ya falan. Aslında bilmediği için kelimeyi. Evet. Sonra herkes böyle bir çizik farklı renkli kalemlerle böyle çiziyor. Aynı objeyi. Fake artist olan da bilmeyen. Sıra ona geldiğinde ulan diğerleri ne çizmiş acaba kelimeyi bilmeden böyle çaktırmadan bir şeyler çiziyor. Bazen çok alakalı şeyler olmuş oluyor. Kendine açık etmeye çalışıyor. Bunu iki tur yapıyoruz. Sonra ortaya bir sanat eseri çıkıyor. O sanat eserine herkes bakarak kim bilmeden bir şeyler çizmiş şey bulmaya çalışıyor. Aramızdaki fake artist kim? Sonra onu bulmaya çalışıyoruz. Sonra oyluyoruz. Güzel çok tatlış bir oyun. Fake artist bu arada bulunursa ona bir son söz hakkı geliyor. O da kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor. İpucunu tahmin neydi etmeye çalışıyor. Neydi bu ya falan diye. Yani eğer doğru bilirse gene o kazanıyor. Hani çok kendi açık edilmiş olsa bile. Evet. Geldik bir numaraya. Yani bir numarada bizim çok sevdiğimiz bizim bir çok konsept. Sevdiğimiz canı gönülden. Şimdi yani bu yapılmış. Bunu zamanında bunun tasarımcısı bilinmiyor arkadaşlar. Bunu ilk tasarlayan beyin yok. Anonim. Aynen. Yüzyıllardır oynanan tavla bir. Tavla gibi. Yani işte kızma birader gibi. Bunların tasarımcısı kim? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Yüzyıllardır oynanan bir oyun. Yurt dışına çok meşhur olan bir oyun. Hı. Biz bunu Türkiye'ye getirdik. Lokalleştirdik. Ve halkımıza sunduk. Oyunumuzun adı bu makara. Arada makara. Makara gerçekten hani gülme garantili. Altınıza böyle sıçarsınız yani. Evet. Öyle bir oyun. Evet. Ya artık yani böyle kelime oyunu oynamak istiyoruz ama tabudan da çok sıkıldık dediğiniz noktada gerçekten çok güzel, keyifli bir oyun. Çünkü o yine herkesinin hepsinin oynanışından biraz bahsettik. Bundan da bahsediyoruz tabii bence. 3 tur boyunca aynı desteğiyle oynanıyor. Aynı desteğiyle oynanmasının da bir tabii oyunun gidişatına böyle giriş, gelişme, sonuç gibi bir kümülatif bir katkısı oluyor. İlk turda sadece istediğin gibi böyle bütün kelimeleri kullanarak hiçbir yasaklı kelime olmadan anlatıyorsun. Dümdüz. İkinci turda sadece tek kelime veriyorsun. Üçüncü turda çıt çıkarmak yok. Sadece el, kol hareketleriyle kelimeleri arkadaşlarına bildirmeye çalışıyorsun. Asıl benim koptuğum nokta üçüncü tur zaten. Çok komik görüntüler çıkıyor. O kelimeleri böyle el kol yaparak anlatırken arkadaşlarınızı izlemek epey eğlenceli oluyor. Yani biz 250 kelime seçtik. Bunu bayağı düşündük, eledik. Türk kültürüne daha hani bizim şakalarımızı bir şeyler. Sonra ben hepsine böyle espri yazdım falan. Ama ya bunu böyle anlatınca şimdi ben birini anlatıyorum mesela böyle işte güzel oymuş falan diyor ama güzel olduğunu illa bir oynatacaksın yani oynatmadan o evet, sonradan geliyor yani. Evet aynen. Hani anlatıyorsun ama ben saat anlat bakalım dedim yani. Evet anlattım ama bir deneyimlemeniz lazım gerçekten. O evet. Böyle çünkü yani zamanla gelişiyor ve daha önce çıkmış kelimeleri de tahmin et. Diyorsun bir de aşina olduktan sonra bak hala boşa anlatıyoruz evet, şu an. Evet. Oynayın arkadaşlar. Tamam diyecek bir şey yok artık. Bizi kapatıp gidelim. Anlatmayacaksa gidelim. Evet yok yani bazı şeyler anlatılmaz yaşanır ya. Bu hakikaten böyle bir evet. Şey yani. Yapacak bir şey yok. Aynen. 4 kişi oynamayın ama. 6. 6 çok güzel oluyor. 4 altı, de fena olmaz ama 6 en iyisi. 6 çok güzel. 3 grupla 2 gruba ayrılıyorsunuz. 3'er kişiden. Mükemmel. Evet. O zaman bir sonraki videoda mı görüşelim? Ne diyelim artık? Ben bu uzun zamandır da kapanış yapmıyorum. Nasıl bir kapanış yapsam? Bir sonraki görüşmede. Bir sonraki görüşmede. Şey diyeyim mi?
Kutu oyunu seviyor musunuz? Yok yok, onu da. Ben de çok seviyorum. Eğer kanalda olur. Onu çok dedim. Onu çok dedim. O zaman çok teşekkür ediyoruz bize bu zamana kadar izlediğiniz, evet, takip ettiğiniz için. Makaranız bol olsun diyeyim yeni kapanışım. Oo evet. Hadi bakalım. Makaranız bol olsun. Görüşmek üzere.